Şerif Durmaz, Doğru Haber, Cami Katliamı ve Batı'nın Irkçılığı. Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamı, İslam ve Müslüman düşmanlarının göstergesidir, barbar bir zihniyetin dışa vurmuş halidir. Kesinlikle münferit bir olay olarak değerlendirilemez. Bu olay, barbar batının murdar zihin kodlarını gözler önüne sermiştir. Her fırsatta insan haklarından, hak ve adaletten söz eden batının ikiyüzlülüğünü bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Batı dünyası yaşanan bu katliamın baş sorumlusudur. Batı ülkelerinin idarecileri bu katliamın meydana gelmesinden mesuldürler. Çünkü yıllardır Batı'da İslam karşıtlığı yapılıyor olmasına rağmen hiçbir ülke ve hiçbir idareci İslam düşmanlığına karşı bir önlem almamış ve herhangi bir tedbir getirmemiştir. Avrupa'da yıllardır camilere ve mescitlere saldırılar yapıldı, Müslümanlar hakaretlere uğradı, ev ve iş yerleri bombalandı, İslam ve Müslümanlar hakkında ağır ithamlarda bulunuldu, sevgili peygamberimiz ve iffet sahibi muhterem annelerimizle ilgili film ve karikatürler yayınlandı, kimi yerlerde Aziz Kur'an'ı yakma girişimlerinde bile bulunuldu. Kabul edilemez bahse konu girişimlere ne yazık ki her gün bir yenisi ekleniyor. Avrupa'da antisemitizm, yani Yahudi karşıtlığı bir insanlık suçu olarak kabul edilirken ve bunu yapanlara ağır cezalar verilirken, İslam karşıtlığı ise düşünce özgürlüğü kapsamında ele alındı. Tek başına bu husus bile Batı'nın İslam düşmanlığını ve kirli politikasının nasıl olduğunu ortaya koymaya yetiyor. Batı'nın derdi İslam'ladır. İslam'ın insanlık ailesi için sunduğu mukaddes değerleriyledir. Batı yıllardan bu yana İslam'a savaş açmıştır. İslam'ın aydınlık ve salihi selamete ulaştıran kutlu mesajının kitlelere ulaşmasına engel olmak için her türlü yol ve yöntemi denemekten geri durmamaktadır. Batı hiçbir zaman İslam dünyasının dostu olmamıştır ve olmayacaktır da. Batı için ehemmiyetli olan çıkar ve menfaatidir. Hak ve adalet hiçbir zaman Batı'nın öncelikleri arasında yer almamıştır. O yüzden Batı insanında ırkçılık hastalığı çok yaygındır. Bu hastalık tedavi edilmezse tüm yeryüzüne yayılma tehlikesi söz konusudur. Bundan ötürü Batı insanında var olan ırkçılık hastalığının ivedilikle tedavi edilmesi gerekmektedir. Zira Batı'daki ırkçılık, İslam düşmanlığının ortaya çıkmasına, Müslümanların katledilmelerine ve muhtelif zorluklarla karşı karşıya kalmalarına olanak sağlamaktadır. Batı'da İslam düşmanlığının artması, ırkçılığın büyütülmesi, kin ve nefretin körüklenmesi sadece Müslümanlar için değil, bir bütün olarak tüm insanlar için büyük felaketlere yol açacağı ve vahim sonuçlara sebebiyet vereceği bilinmelidir. Bu hakikat göz ardı edilmeden adımların atılması ve stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu anlayış doğrultusunda yapılacak girişimler tüm insanlık ailesinin faydasına olacaktır.